19 yaşındaki genç 50 lira için başından bıçaklanarak öldürüldü. Cinayet anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Dehşete düşüren olay Bursa'nın Osman Gazi ilçesi Kanalboyu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre iki genç arasında 50 lira için husumet bulunuyordu. 19 yaşındaki Mustafa Türker, başına aldığı bıçak darbesi sonucu ambulansla hastaneye götürüldü. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra kaçan şüpheli ise Osman Gazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından saklandığı yerde yakalanarak tutuklandı. Gemlik'te geç saatlerde aile içi çıkan kavgada uzman çavuş kayınvalidesi tarafından bacağından bıçaklandı. Gemlik'te aralarında tartışma olduğu öne sürülen polis memuru ile uzman çavuşun aileleri de olaya karıştı. İddiaya göre polis memurunun kardeşi eniştesi olan uzman çavuş tarafından bıçakla yaralandı. Bunun üzerine polis memurunun annesi de damadı uzman çavuşu bacaklarından bıçakla yaraladı. Olay sonrası taraflar Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İki kişinin yaralandığı bıçaklı kavga ile ilgili soruşturma sürüyor. Denizli'de Gemlik Kaymakamı Kemal İnan'ın 14 yaşındaki oğlu Safa Akif İnan'ın hayatını kaybettiği kavganın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Sakız çiğneme tartışmasıyla alevlenen olay bıçaklamayla sona erdi. Safa Akif İnan bir grubun abilerine saldırması üzerine koşarak o bölgeye gitti ve gruptan birinin saldırısı sonucu karın boşluğundan bıçaklandı. Yapılan ameliyatın ardından kurtarılamadı. Sabaha karşı hayatını kaybetti. Olayın ardından kavgaya karışan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Önce dayak yedi, ardından bacaklarından silahla vuruldu. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşandı olay. Bu da bir apartmanın güvenlik kamerası. Olay yerine çok sayıda ambulansla resmi ve sivil polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak olayın nedeni hala bilinmiyor. Çocuk dinlemedi, korkar demedi. Eski eşini bıçakladı. O sırada duyulan çığlıklar tüyler ürpertici. Mardin Kızıltepe, bir çocuk, bir anne ve bir baba. Tam bir aile dramı böyle yaşandı. Caddenin ortasında tekme ve bıçak darbeleriyle yaralanan kadın 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kadının durumu ağır. Olay sonrası kaçan eski kocanın yakalanması için çalışma başlatıldı. Dokuzuncu kattan asansör boşluğuna düşen genç ağır yaralandı. 12 katlı binaya çıkan 4 gençten biri 9. kattan asansör boşluğuna düştü. Bursa'da Haşmişcan Caddesi'nde bir süre binanın çatısında oturup manzara izleyen 16 yaşındaki çocuk ve 3 arkadaşı binadan çıktıkları sırada içlerinden bir boşluğu fark etmeyerek 9. kattan düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan gencin hayati tehlikesi var. Kayseri'nin Develi ilçesinde ailesiyle birlikte Homurlu Şelalesi'ne giden ve selfie yapmak için çıktığı şelalenin tepesinden düşen 18 yaşındaki Serkan Timirboğa'yı arama çalışmaları sonuçlandı. Şelaleden akan suyun debisinin kuvvetli olması nedeniyle suyun yönü değiştirilerek debi hızının azaltılmasına karar verilmişti.
İki gün sonra sabah erken saatlerde başlayan çalışmalar sonunda arama kurtarma ekipleri Timir Boğan'ın cesedine ulaşarak sudan çıkardı. Yer İstanbul Şişli, İran uyruklu bir kişi yol kenarında oturmuş telefonla konuşuyor. 41 yaşındaki kadının arkasından yanına yaklaşan bir kişi kadının elindeki telefonu hızla çekerek kaçıyor. Görüntüleri izleyen polis şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin iki gün önce de bir parkta üniversite öğrencisini darp ederek telefonunu gasp ettiği ortaya çıktı. İşlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir tarafta üstünde hayatta en hakiki mürşit ilimdir sözüyle Atatürk büstü. Hemen yanı başında da bir şans oyunuyla sigara kazanmaya çalışanlar. Okul bahçesinde kaydedilen skandal görüntü Denizli'nin Buldan ilçesinden. 19. Dokuma Kültür ve El Sanatları Festivali etkinlikleri kapsamında tarihi Fehmi Mehmet Şükriye Erensoy Ortaokulu bahçesinde sigaraya kasnak atma ismiyle bilinen şans oyunu oynatıldı. Sigara içme yasağının da delindiği okul bahçesinde vatandaşlar 5 tanesini 10 liraya aldıkları kasnakları sigaranın üzerine atıp kazanmak için mücadele etti. Festival için ilçeye gelen işletmecilerin Buldan Belediyesi'ne 13 bin lira, oyunun oynandığı okulun bahçesinin kiralanması içinse 5 bin lira bağışta bulundukları öne sürüldü. İşletmecilerin okul bahçesinde şans oyunu kumar oynatıp oynatmayacaklarından festival komitesine ve belediyeye bilgi verip vermedikleri ise bilinmiyor. Buldan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Kölemen ise okul bahçesinde kurulan oyun standlarının tamamının kaldırılacağını söyledi. Bursa eski valisi Şahabettin Harput'un da aralarında bulunduğu 60 kişinin yargılandığı FETÖ davasının kararı ele alındı. Bursa Bölge Adliyesi 2. Ceza Dairesi sanıkların yeniden yargılanmasına karar verdi. Dava geçen yıl Aralık ayında karara bağlanmıştı. Eski vali Şahabettin Harput örgüt yöneticiliğinden beraat ederken Harput'a yurt dışına ve Ankara dışına çıkma yasağı getirilmişti. Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararı itiraz üzerine Bursa Bölge Adliyesi 2. Ceza Dairesi tarafından incelendi. Ceza Dairesi sanıkların yeniden yargılanmasına karar verdi. Sivas'ta 33 aydınla iki otel görevlisinin hayatını kaybettiği Madımak olaylarının 26. yıl dönümünde kentte anma programları düzenlendi. Yaklaşık 10 bin kişi Atatürk Caddesi'nde eski Madımak Oteli olan İl Özel İdare Bilim ve Kültür Merkezi önüne yürüdü. En önde hayatını kaybedenlerin aileleri vardı. Valiliğin öncülüğündeki programda binada 2 Temmuz 1993'te yaşamını yitirenlerin isimlerinin yer aldığı anı köşesine karanfil bırakıldı. Aileler ise bu yılda binaya girmeyerek Madımak Oteli'nin utanç müzesine dönüştürülmediği gerekçesiyle otelin içinde yer alan anı köşesine karanfil bırakmadılar. Ellerindeki karanfilleri ve olayda ölenlerin yakınlarının fotoğraflarını binanın girişine bıraktılar. 2013 yılında Sivas katliamı zaman aşımına uğradı. Sivas katliamı hem Türkiye tarihinin hem de insanlık tarihinin en vahşi, en alçak ve en acı cinayetidir, katliamıdır. Bunun altını çizmek istiyoruz. Maalesef hala katillerin bir kısmı serbestçe dolaşmaktadır. Bu ülkenin Alevileri olarak yüzyıllardır katliama maruz kalan bir inancın mensubu olarak şunu biliyoruz. Sivas aslında Dersim'in, Koçgiri'nin, Çorum'un, Maraş'ın devamıydı. Sivas son olmadı. Ne yazık ki arkasından da Gazi katliamı geldi ve diğer katliamlar. Arkada gördüğünüz bina bütün Alevi kurumlarının, ailelerin, bizlerin talebi olarak bir utanç müzesi olarak aslında düzenlenmesi gerekiyor. Ne yazık ki bu yapılmadığı gibi içerisinde canlarımızı yakan, onları katleden iki katilin de adı yazıyor. Biz bunu
kabul etmiyoruz. Sivas'la yüzleşilmesi gerekiyor. Sivas katliamının hesabının verilmesi gerekiyor. Kentte düzenlenen anma programı için geniş güvenlik önlemleri alındı. Çevre iller başta olmak üzere başka şehirlerden takviye polis ekipleri kente geldi. Sivas ve başka illerden 2800 polis anma etkinlikleri süresince görev yaptı. Sergül Ateş. Adana'nın Seyhan ilçesinde bir evde kaçak içki üretildiği ihbarı üzerine operasyon yapıldı ve satışa hazır 1000 litre kaçak içki ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alınırken fıçılara doldurulan içkiler polis tarafından imha edildi. Öte yandan Mersin'de 5 kişinin sahte alkol nedeniyle hayatını kaybetmesi üzerine konuyu CHP Mersin Milletvekili Alpay Atmen meclis gündemine getirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle meclis başkanlığına soru önergesinde bulunduğu öğrenildi. Milletvekili Alpay Antmen, Mersin'de yaşamını yitiren 5 vatandaşımızın ölümüne neden olan sahte içki satıcıları kim ya da kimlerdir? Bu kişiler nerede üretim yapmakta ve satmaktadır? Ne zamandan beri sahte alkol üretmektedirler? Bu kişiler başka nerelerde sahte içki satışı gerçekleştirmiştir? Bu yerlerde satılan sahte içkilerle ilgili önlemler alınmış ve vatandaşlarımız yeterince uyarılmış mıdır? Son 10 yılda kaç vatandaşımız sahte alkol nedeniyle hayatını kaybetmiştir? Kaç vatandaşımız da kalıcı organ kaybı yaşamış ve zarar görmüştür? Son 10 yılda sahte içki üretimi yapan, dağıtan ve satan kaç kişiye operasyon yapılmıştır? Bu kişilerin aldığı cezalar nedir? Sorularına cevap bekliyor. Bursa'da minibüste yolculuk yapan hırsız yanındaki yolcunun cebinden 2000 lirayı böyle çaldı. Yaşlı adamı para sayarken fark etti önce. Gülümsediği görüldü. Hırsızlık yaptığı sırada da paranın bir kısmı yere düştü. Pişkin hırsız onları da topladı. Çaldığı paraları kıyafetinin altına gizleyerek kayıplara karıştı. Görüntüleri inceleyen polis her yerde hırsızı arıyor. Bursa'nın Mustafa Kemal Paşa ilçesinde uzun zamandır sırrı çözülemeyen hırsızlık olayı güvenlik kamerası sayesinde açığa çıktı. Çok sayıda vatandaşın bebek arabası ve bisikletlerini çalan hırsız son işinde yakayı ele verdi. Bir apartmanın güvenlik kamerasına takılan hırsızın 18 yaşında bir genç olduğu belirlendi. Evinde yapılan aramada çok sayıda bebek arabası ve 50'ye yakın bisiklet ele geçirildi. Daha önce de şüpheli olaylara karışan genç tutuklandı. Dur ihtarına uymayan motosikletli trafik polisine çarptı. Araç ve motosikletler üzerinde uygulama yapan trafik ekipleri İnegöl'de gelen bir motosiklet sürücüsüne dur ikazında bulundu. Motosikletli genç durmak yerine kaçmaya çalışırken trafik polisine çarptı. Polis memuru ve genç yaralandı. Tedavilerinin ardından karakolda ifade verdiler. Olay anı ve yaşananlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Minibüsten fırlayan sürücü aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kolombiya'da bir mahallede rampa çıkarken arızalanan minibüs dar sokakta binalara çarparak rampadan aşağı indi. Kaza sırasında kapıları açılan minibüsün sürücüsü yola savruldu. Hastaneye kaldırılan sürücü küçük sıyrıklarla kazayı atlattı. Hindistan'ın Mumbai şehrinde şiddetli yağış sonucu acil durum ilan edildi. 24 saattir devam eden yağış sonucu meydana gelen selde 16 kişi hayatını kaybetti. Şehirdeki hava alanlarını da su bastı ve uçuşlar ertelendi. Tren seferlerine de geçici olarak ara verildi. Yetkililer durumu takip ederken Hindistan donanması da selden etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmalarına başladı. Malat yerleşim alanında ise şiddetli yağış sonucu istinat duvarı çöktü. Olayda 13 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ağır yaralandı.
Kalyan'da bir okul duvarı iki evin üzerine düştü, biri çocuk üç kişi hayatını kaybetti. Ayrıca vatandaşlara evden çıkmayın uyarısı yapılırken şehirde eğitime ara verildi. Avustralya'da 4 yaşındaki bir çocuğun ölümden döndüğü anın görüntüsü ortaya çıktı. 19 Şubat'ta yaşanan olayda çocuk kapıları açılan trene binmek için yürüyor. Annesi ise kardeşini kucağında tutuyor ve diğer eliyle de bebek arabasını itiyor. Çocuksa trenle platform arasındaki boşluktan raylara düşüyor. Çevredekiler olayı fark edince istasyon görevlilerini ve makinisti uyardı. Raylara düşen çocuk sağlık durumu iyi olarak kurtarıldı. Olayla ilgili Ulaştırma ve Yol Bakanı, anne ve babaları istasyonlarda çocukların elinden tutulması uyarısında bulundu. Songül Bora yaklaşık 4 yıl önce İstanbul Ümraniye'deki bir binanın 7. katından düştü. %96 oranında felç kaldı. Kayıtlara intihar girişimi diye geçti ama gerçeğin farklı olduğunu iddia etti. 7. kattan kasten aşağı itildim dedi. Tesadüfen Müjdat Deniz Çevik'in arabasını gördüm. Hem erkek arkadaşım hem de imam nikahını zaten. Evet. Bir birlikteliğimiz vardı kendisiyle. 22 Aralık gecesi başka bir kadının daha olduğunu öğrendim ve bu kadının bir başkasının 13 yaşında bir oğlu, Müjdat'tan da 7 aylık hamileydi. Onun iş arkadaşlarının yanında soluğu aldım ve çok kötüydüm, psikolojik olarak bitmiştim. Kandırıldım, aldatıldım. Her şeyi öğrendim ve çok kötüydüm. Ve ne olduysa birlikte yaşadıkları eve gittiklerinde oldu. Dinin nikahlı sevgilisi ve arkadaşlarıyla gittiği binadan sağlıklı bir şekilde çıkamadı. Atıldığım, itildiğim yere gittik. Orası onun yurt dışındaki bir tanıdığının evi. Onların da üstüne kapıyı kilitlemiştim zaten ben. Yani kendi üstüme kapıyı kilitlemiştim. Onlar kapının diline oradaki güvenliğe kestirip o şekilde giriyorlar. Ondan sonra bir arbede çıktı. Evet. Ve ben kendimi yerde buldum. Yani uyandığımda yoğun bakımdaydım. Doktorlar onun yaşamasını mucize olarak nitelendirdi. O da yaşadığına şükrediyor. Ve doktorlarım hala buna bu dereceye geldiğime bile inanmıyor. Yani her gördüğünde beni mucize diyorlar. Onlara kalsa doktorlarım ilk söyledi boyundan aşağı. Yani boyundan aşağı kullanamayacaktım, felç kalacaktım. Ama şu an sadece bacaklarım fonksiyonel olarak yürüyemiyorum. Çevremdeki herkesin zaten ismimi mucize koydu. İyi ki de yaşıyorum. Her şeyi yapan da, hiçbir şey olmamış gibi hayatlarına devam eden de kendisi. Ben bundan sonraki süreçte 3,5 yıldır ben kendimle bir hayat mücadelesi veriyorum. Ben üzülüyorum. Bu saatten sonra onların üzülmesini istiyorum. Hayatında başka bir kadın olduğunu öğrenmesi üzerine yaşanan tartışma sonucu 7. kattan aşağı düşmesi ve günlerce komada kaldıktan sonra kendine gelmesiyle sonuçlanan olayda adı geçen iki zanlı önümüzdeki günlerde tasarlayarak öldürmeye teşebbüsten yargılanacak. Bitlis'in Adil Cevaz ilçesinde İkram ve Sevda Batır çiftinin bebekleri 1 yaşındaki Yunus Emre ensefalosel hastası olarak doğdu. Beyninin bir kısmı kafatasının dışında büyüyor. İnşaat işçisi baba 5 çocuğundan biri olan ve yaşam savaşı veren minik Yunus'un tedavi masraflarını karşılayamadıklarından dert yandı. Ben artık tükendim, götüremiyorum bu çocuğu. Bu çocuk benim gözümün önünde gün gün eriyor ve bu çocuğun ne emmesi var ne yutması var. Bu çocuğun zaten hali belli, sontayla besleniyor. Ben de bir inşaatçıyım. Benim bir gelirim, herhangi bir yerde bir gelirim yok benim. Çaresiz aile yardım bekliyor. Denizli'de yaşayan ve 9 yıl önce ana toplar damar tıkanıklığı hastalığına yakalanan 44 yaşındaki Önder Pepioğlu hastalığı nedeniyle çalışması yasak olduğu için hem maddi hem manevi zor günler geçiriyor. Talihsiz adamın yaşlı annesi ise mahallen emekli olamayan oğlu için ben öldüğümde oğluma kim bakacak diyerek gözyaşı döktü. 9 senedir bu hastalığı çekiyoruz. Sadece ve sadece bu çocuğumun emekli olmasını diliyorum. Çünkü çok zor durumdayım. Gerçekten hani zor aşamalarda maddi, manevi öylesine çok zor bir durumdayım.
Hani borç ala ala ne kadar borç alabilirim onu da bilmiyorum. Yarın biz öldükten sonra bu çocuğa bakacak insan yok. Pepioğlu, hastalığının ilaç tedavisinden başka bir tedavisi olmadığını, ilaç masraflarını karşılayamadığını ve hastalığının her geçen gün ilerlediğini söyleyerek yardım çağrısında bulundu. Üniversite takip altında olduğum için mecburen sigorta şesiyle ilaçlarımı devlet karşılıyor ama maddi ve manevi hiçbir destek alamadığım için, çalışamadığım için, doktorlarım çalışmamı yasakladıkları için ayak üstünde durmam yasaklandı. Çoğu yiyecekler yasaklandı. Bursa'nın Yenişehir ilçesinde buğday hasadıyla birlikte biçer döverlerin çalışmaları denetleniyor. Biçer döverlerin yöntemine uygun kullanılmaması yüzünden tanelerin yere döküldüğünü belirten Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş, kabul edilir kayıp oranının bir dönümden elde edilen buğdayın %1,5'ini geçmemesi gerektiğini belirtti. İlçemizde çalışan yaklaşık 30 biçerci, biçer döverle birlikte balyoz ekipmanları kontrol edilmektedir. İlçe Tarım Müdürlüğümüz ve Ziraat Odamız olaraktan tarlalarda geziyoruz. Biçerlerdeki eksiklerin tane kaybını yangın söndürücü tüplerine varana kadar incelemelerde bulunuluyor. Yenişehir Ovası'nın tane kaybının %1'lerde kaldığına işaret eden Aktaş, bunun bir sezonda toplam 600 tonluk kayıp anlamına geldiğini aktardı. Ülke genelindeki kayıpsa bu hesaptan yola çıkılırsa 250 bin ton. Alttan da çek. Bursa'nın İnegöl ilçesinde buğday üretimini gölgede bırakacak olan kanolanın hasat dönemi başladı. 5 yıldır üretimi yapılan kanola çiftçinin yüzünü güldürüyor. İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, Sungurpaşa mahallesindeki tarlalara giderek incelemelerde bulundu. Geçen seneye bakarak kanola üretimi daha fazla yükseldi. Sungurpaşa mahallemizde 4500 dekar alanında üretim yapıyoruz. Aynı zamanda Boğazköy'de de 2500 dekar alanında üretim var. Dolayısıyla toplamda 7000 dekarı bulduk. Tabii hedefimiz burada bizim 10.000, sonrası 15.000, 20.000. Belki buğdayın alternatifi olarak burada zaten kendini yavaş yavaş alacaktır. İnegöl'de bu üretimi destekleyici her türlü girişime destek veriliyor. Bundan 5 yıl önce bölgemizde ilk defa kanola üretimi için deneme yaptık. Ve denememiz başarıyla gerçekleşti. Daha sonra yıllara göre bu artarak gitti. Şu anda bölgemizde 7000 dönüm kanola ikilişi var. Buğdaya, ayçiçeğine ve arpaya alternatif bir bitki oldu. Mustafa Kemal Paşa yaşam merkezine kavuşuyor. Gençlik merkezi, sosyal yaşam ve spor tesislerinde çalışmalar hızlandı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, ilk etapta halkın kültürel, sanatsal ve sosyal etkinliklerini gerçekleştireceği bölümü tamamlayıp daha sonra spor salonu ve yüzme havuzu bölümlerini bitirmeyi hedeflediklerini söyledi. 30 milyona geldi başkanım. 26533 artı. Yaşam merkezinin bir an önce ilçeye kazandırılması amaçlanıyor. 37 dönümlük alan ilçe girişindeki Etibank'ın karşısında bulunuyor. 2016 yılında başlayan ve bugüne kadar 30 milyon lira harcanan projenin kaba inşaatı tamamlandı. Kemalpaşa için önemli bir proje olduğunu biliyorum. Çünkü başladığında çok iddialı bir projeydi, çok büyük bir projeydi. Tabii çok büyük ölçekli yapıp çok uzun yıllar bekletmekten ziyade biz öncelikle acil olan kısmını kazandıralım Mustafa Kemal Paşa'ya. İşin o boyutundayız. Yine ben proje bittiğinde bilgilendirme kamuoyuna yapacağım belediye başkanımıza, ilçe başkanlarımıza. Ve hemen de ihale hazırlığına gireceğiz. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ederim. Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan ve daha önce ahşap kapıları kırılan İshak Paşa Türbesi'nin bu kez içindeki mezarlar kimliği belirsiz kişiler tarafından tahrip edildi. 600 yıllık külliyedeki mezar taşları kırıldı. İshak Paşa Camii'nin imamı Mehmet Nuri Memiş ile İshak Paşa Camii Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Fethi Korkmaz tahribata tepki gösterdi.
İnegöl'ümüzün geçmişine dair de önemli bilgileri bu mezar taşlarında okumamız mümkün. Çünkü daha önce burada görev yapmış olan kadısından subaşısına kadar, medresedeki hocalarından camide imamlık yapmış efendilere kadar pek çoğunun mezar taşı ve mezarı burada metfun bulunmakta. Özellikle kışın belli bir saatten sonra, akşam 7'den sonra hiç kimse olmuyor buralarda. Olmadığı için de farklı insanlar farklı amaçlarla buralara gelmekte. Buralarda kafasına göre hareket etmekte. İşte canı sıkılıyor, mezar taşına vuruyor, mezar taşındaki o tarihi adeta yok ediyor. Bunlara karşı bir tedbir almamız lazım. Biz buraya İnegöl halkı olarak sahip çıkmamız lazım en başta. Ben buradan İnegöl'lü anne babalara seslenmek istiyorum. Çocuklarımıza biraz sahip çıkalım. Burada mezar taşlarının üstünde çocukların koşarken, zıplarken gördüm, yakaladım. Ve bu cami avlusunda top oynuyorlar. Bunları kaldırmaları lazım. Bursa'nın Çekirge Mahallesi'nde bulunan Havuzlu Park uzun yıllardır atıl halde. Çekirge Mahallesi Muhtarı Mehmet Taşkeser, tarihi Havuzlu Park'ın kaderine terk edildiği sürecin Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Bursa Spor'a devretmesiyle başladığını belirtti. Yani çok güzel bir revizyona girdi burası. Her şeyle beraber, hatta o zaman bütün çay bahçelerinde oturanlar ve çok da güzel yüzmeler yine yapılıyordu. Ama sonra 2009-2010 yılları gibi o tarihlerde Büyükşehir Belediyesi bu kadar güzel bir eseri yapmasına rağmen bunu halka adam akıllı hizmetine sunmadan burayı Bursa Spor Kulübü'ne. Yani Bursa Spor Kulübü de burayı ilk baştan çalıştırma becerebildi ama öyle diyorum ben. Sonradan tabii değişik olan bir hava oldu burada. Yani insanlar ailecek rahat rahat gelip oturabileceği ve çocuklarını burada yüzmeye hazırlayabileceği bir ortamdan çıktı burası. Sonra da nereden baksan işte aşağı yukarı ben burada şimdi buraları görünce içim sızlıyor. 8-9 seneden beri burası bomboş. Etrafı kapanmış, demirlerle kapatılmış, Havuzlu Park yazık kaderine terk edilmiş. Muhtar Taşkeser, Havuzlu Park'ın eski halini düşününce burasının sıradan bir yer olmadığını anlattı. Havuzlu Park dediğinizde insanların aklına normal bildiğimiz bir yüzme havuzu gelir. Burası öyle bir havuz değil. Tabii sıcak suların aşağı doğru toprak altından kayarak burada havuz olarak toplandığı ve insanların hem sıcak suda hem normal soğuk suda spor yaptığı bir yer. Şimdi çocukluğumdan hatırlıyorum da burasını. Babalarımız anlatırlardı bize, daha eskiden anlatayım. Rahmetli Müzeyyen Senar'ın, Hamiyet Yücesesin burada bahçe olduğu zaman konserler verdiği ve bu konserler verdiği zaman da o zaman mikrofon veyahut da diğer ses düzenleri yok. Buradan şarkıyı söylediği zaman veyahut da bir gazeli söylediği zaman yukarıda caminin orada insanların bunu duyduğu. Öyle bir güzel bir yerdi. Sonra bizim gençlik, çocukluk zamanlarımızda burası çok güzel bir yüzme havuzu şeklinde gençlere hitap etmeye başladı. İnanın buradan Çekirge'nin ilk yüzme takımı burada kuruldu. Ve buradan çok, Allah rahmet eylesin, yüzücü abilerimiz Türkiye şampiyonluğu çıkardılar. Havuzlu Park'ın eski ihtişamlı günlerine dönmesini istiyorlar. ...11 Bursalı dağcı dünyanın en yüksek dağı olan Çin-Nepal sınırındaki Everest'e tırmandı. Everest base kampa katılan yaşları 60 civarı olan dağcılar 148 kilometre yürüyerek 5364 metre yüksekliğe tırmandı. Türk bayrağını zirvede dalgalandırdılar. Biz yol boyu bu kelimeyi kullandık. Biz neredeyiz? Hayallerimizin peşindeyiz. Dünyanın çatısındayız. Dağların anasındayız. Biz Base Camp'tayız. Hayallerimizin peşindeyiz. Sınır tanımayan dağcılar kulübünün sanıyorum en yükseklere çıkan, en yaşlı üyesi olarak şu an için tarihe geçtiğimi düşünüyorum.
Safkan köpekler Bursa'da yetiştirilip yurt dışına gönderiliyor. Safkan köpek yetiştiren Evsin Şentürk, kurduğu dernekte farklı cins köpekleri eğitip satışa sunmaya başladı. Safkan'ı köpek yetiştirmek için girişimlerde bulunan Evsin Şentürk, ilk olarak Çin'den Tibet Mastifi aldı. 2017'de Nilüfer'de Avrasya Tibet Mastifi Irk Derneği'ni kurarak köpekleri yetiştirmeye başladı. Çalı Mahallesi'nde dernek binasında yetiştirilen köpeklerin gün geçtikçe ırk sayısı da arttı. Hayvanların iyi bir kaliteli, güzel bir yerlerde yetişip güzel sahipler bulmasına temenni ederekten hayvan yetiştirmeye başladık. Yani köpeklerin sosyalizasyonu ve üretimiyle ilgili ırkların kaybolmaması, melezlenmemesi, ırk olarak devam edebilmesi için belli başlı temel güzel safkan ırklarla yola çıktık. Bunlardan başlıca olanları Tibet Mastiflerimiz. Bunları üretiyoruz Bursa'da ve Türkiye'de tek olarak. Burada ürettiklerimizi hem Türkiye pazarına hem de dünya pazarına ihracatını yapıyoruz. Burada en iyi kaliteyi yakalayıp en iyi kaliteyi üretmeye çalışıyoruz. Ve bu Türkiye'yi ismini Türkiye'de bu köpeklerin üretildiğini ve iyi en kalitesinin Türkiye'de olduğunu anlatıp dünyaya bunların ihracatını da yapıyoruz. Yurt dışına pazarlamasını da yapıyoruz. Farklı özelliklere sahip Tibet Mastifi, Wolfdog, Pomeryan, Poodle gibi ırkları da yetiştiren Şentürk, Türkiye'ye ve yurt dışına sattığı köpeklerin fiyatlarının 4.000 liradan başlayıp 200.000 liraya kadar çıktığını belirtti. Bursaspor yeni teknik direktörü Yalçın Koşukavak ve sportif direktör Selçuk Erdoğan için İbrahim Yazıcı Özüce tesislerinde imza töreni düzenlendi. Törene Başkan Mesut Mestan'ın yanı sıra yönetim kurulu üyeleri de katıldı. Atılan imzalar sonrası konuşan Bursaspor'un yeni teknik direktörü Yalçın Koşukavak, hep birlikte kenetlenerek Süper Lig'e çıkmak istiyoruz dedi. Sizden sadece bir şey rica ediyorum. Bunu çok samimi ve içten söylüyorum. Sadece burası başaramaz. Sadece orası da başaramaz. Birlikte yapabilmemiz gereken çok iş var. Ben bu konularla alakalı herkes benimle iletişim kurabilir. Ve siz de süreçleri de, bütün yaşamışlıkları da biliyorsunuz. O yüzden topyekun bir kalkınmaya ihtiyaç var. Bu topyekun kalkınmanın içinde hepimizin sorumlu olduğu alanlar var. O sorumlu olduğu zamanlarda ben yeteneği kendimden bahsediyorum ve ekip arkadaşlarımdan. Bildiğimiz, donanımımız, yeteneğimiz neyse, kulübümüzün şartları neyse, o şartlar doğrultusunda en iyisini yapmak adına kendi adıma sizlere bir kere burada söz veriyorum. İnşallah ki hayırlı olur. Umut ettiğimiz bu yolculukta Allah'ta sonunda iyi şeylerimize yaşamayı nasip eder.